Üçgende benzerlik konumuzun birinci föyüne bakalım. Önce üçgenlerin eşliğini inceleyeceğiz. İki üçgen üst üste konulduğunda tüm köşe ve kenarları çakışıyor ise yani ikişer ikişer karşılıklı açıları ve kenarları eş ise aynı ise bu üçgenlere eş üçgenler diyoruz. Eş üçgenleri arkadaşlar şu şekildeki bir sembolle gösteriyoruz. Eşittir böyle üzerine bir de dalgalar. ABC üçgeni DEF üçgenine eş ise. Şimdi burada biraz duralım. Şimdi bunu yazarken arkadaşlar rastgele yazmıyoruz. Yani sıramız önemli. ABC üçgeninin A açısıyla DEF üçgeninin D açısı aynı olmalı ki A ile başlayıp diğer üçgeninde D ile başlayabilirim. Sonra ne gelmiş? B. Demek ki ABC üçgeninin B açısıyla DEF üçgeninin E açısı dolayısıyla da C açısıyla da F açısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani eşit açıları aynı sırada yazmak zorundasınız. Ya hocam ne fark eder? A, B, C, eş, E, F, D yazdım. Olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Çünkü soruları çözerken de bu şekilde yazacağız ki doğru eşleştirmeyi yapabilirim. Bunu kenar şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Bakın AB kenarı ile DE kenarı aynı olacak. AB kenarı ile DE kenarı. BC ile EF aynı olacak. BC ile EF ve haliyle de AC ile de DF aynı olmak zorunda. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki 100 derece var, 30 derece var. ABC ile ECD üçgenleri eş. O zaman ABC üçgeninin A açısı kaç derece ise ECD üçgenin E açısı da o kadar derece olmak zorunda. ABC açısının B açısı 100 derece ise ECD'nin C açısı da kaç derece olmak zorunda? 100 derece olmak zorunda. Aynı şekilde bakın. ECD'nin D açısı 30 derece ise ABC'nin de C açısının olmak zorunda 30 derece olmak zorunda. Çünkü yazan adam bu sıraya göre yazıyor. O zaman söyleyin bakalım. 130 şu araya ne kaldı arkadaşlar? 50 derece. Yalnız benden x'i istiyor. Peki sadece açılar mı aynıydı eş üçgenlerde? Hayır. Kenarlarda değil mi? Bakalım. AB kenarı ile EC kenarı aynı mı olmak zorunda? AB kenarı ile EC kenarı. Peki AC ile de ED aynı olmak zorunda. AC Pardon. Yanlış gösterdik. Şunu şöyle, şöyle temizleyelim. AC ile de ED aynı olmak zorunda. Ve son olarak BC ile de CD aynı olmak zorunda. Yani bu arkadaşla da bu arkadaş aynı olmak zorunda. Bakın şu üçgenle bu üçgenin eşliğini gösterdi. Peki şimdi şu arkadaşla bu arkadaş aynı olunca Bursa, Ceyhan, Denizli üçgenin ikiz kenarlığını gördünüz mü? Tepe kaç derece? 50. 180'den 50'yi çıkar. 130. 2'ye böl. 65. 65 deriz. Şimdi olayı ilk kavramanız için birazcık uzun detaylı anlattık. Fakat siz ne yapacaksınız? eş üçgenlerin açılarını yerleştirdikten sonra aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini de görüp direkt baştan yazabilirsiniz. Yani kenarları okurken buraya tekrar bakmanıza gerek kalmaz. Bir de isterseniz öyle çözelim bakınız hızlıca. Ne demiştik? ABC'nin A, A açısı ECD'nin E açısı aynı olacak. B 100 derece ise C de 100 derece olacak demiştik. D 30 derece ise C de 30 derece olacak mı? O zaman bakın 30'u karşı iki çizgisi bu 30'u karşı iki çizgi. Bu noktanın karşısı dalga ise bu noktanın karşısı da dalga. Burası yuvarlaksa burada ne olacak? Yuvarlak. E 130 araya ne kaldı? 50. İkiz kenar. 180'den 50 çıkar. 130. 2'ye böl 65. 65. Cevap C dersiniz. 2'ye bakalım. Gene bakım vermiş. ABC üçgeninin A açısıyla EBD üçgenin E açısı aynı olacak. Pekala. ABC üçgeninin B açısıyla e, BD üçgeninin B açısı aynı olacak. Bakın bu açıyla bu açı aynı mı olacak? E, toplamları 180 zaten. 180 bölü 2'den 90. Ha, demek ki bunlar kaçar derece olacakmış? 90'ar derece. Ve haliyle bu arkadaş bu arkadaşla aynı olacak. Peki sade açılar mı eşti? Hayır kenarlarda. Bakın bu noktanın karşısı 2 mi? O zaman bu noktanın karşısı ne olacak? 2. Onu da şöyle mavi yazalım. Bakın şu çizginin karşısı ne oldu? 6. O zaman bu çizginin karşısı ne olacak? 6. Artık Pisagor'u görüyor musunuz? 36, 2'nin karesi 4 topla 40. Demek ki x kök 40 yani 2 kök 10. Cevabımız E şıkkı. Kenar açı kenar eşlik aksiyomu. Şimdi ne yapacağız? Eş üçgenlerin neden eş olduklarını ya da nasıl eş olduklarını basamak basamak inceleyeceğiz. İlki kenar açı kenar eşliği. Ne demek bu? İki tane üçgenin eğer iki tane kenarı aynıysa. Bakın bu arkadaşla bu bu arkadaş da bu. Aynıysa ve bu kenarların arasındaki açı aynıysa ha demek ki o açı rastgele değil. Bu iki kenarın arasındaki açı olmak zorunda. Aynıysa bu iki üçgen eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. İki kenarın eşit olması yetmez. Sadece bir açının eşit olması da yetmez. İki kenar artı bir açı olmak zorunda. Eğer bu üç eşit olursa bu iki üçgene eş üçgenler diyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Eşitlikler verilmiş. 36 var. 72 var. Bizden x'i istiyor. Şimdi önce şu büyük üçgende b açısını bir bulalım. 72, 36, 180. 108'den çıkar. Şey, 36, 72, 108. 180'den çıkar. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 72. Bakın 72, 72. ikizkenar kenar oldu mu? Peki şimdi dikkat edin. 72'nin solunda bir çizgi var. Sağında iki çizgi var. Buradaki 72'nin aşağısında iki çizgi var. Burada bir çizgi var. O zaman gelir ben şunu çizersem df'yi. Şu üçgenle bu üçgen artık ne olur arkadaşlar? Eş. Sebebi ne? Kenar açı kenar eşliği. Bakın kenarlar aynı. Aradaki açılar da aynı. O zaman bu iki üçgen eş. Dolayısıyla bu 72'nin karşısındaki kenar ile bu 72'nin karşısındaki kenar da ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Peki sadece kenarlar mı aynı? Hayır. Açılar da aynı. Bakın bu çizginin karşısına A dersem buradaki bir çizginin karşısında ne olacak? A. İki çizginin karşısına B dersen buradaki iki çizginin karşısında ne olacak? B. Peki A artı B'nin 108 olduğunu görebiliyor musunuz? Neden? 72 burada. O zaman geriye A artı B 108 kaldı. Peki şuradaki A artı B'yi gördünüz mü? O zaman bu arada kaç olacak arkadaşlar? 72. E ikiz kenar, Burası X'e burada X değil mi? 180'den 72 çıkar. 108. 2X 108'den X54 cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. ABC ile ADE eşkenar üçgenler 25'i vermiş. Bizden X'i istiyor. Ha hiç eşlik falan vermemiş. Demek ki biz kendimiz keşfedeceğiz. Şimdi ABC eşkenar üçgen ya. Onun kenarlarını şöyle maviye, şey kırmızıya boyayalım. ADE eşkenar üçgeninin de kenarlarını maviye boyayalım. Şimdi ben şuraya siyahı seçelim. Şuraya alfa desem. Şu minik yer ne olur arkadaşlar? 60 eksi alfa. Çünkü kırmızı üçgende eşkenar üçgen. Tepe açısı 60 derece. Buraya alfa dersen bu siyah yer ne olur? 60 eksi alfa. Peki bu siyah yer 60 eksi alfa ise şu minik yere ne kalır arkadaşlar? Alfa kalır mı? Ha, bakın ne oldu? Ara alfa oldu. Burada alfa. Şimdi dikkat edin. Adana, Bursa, Denizli üçgenine bakıyoruz. Adana, Bursa, Denizli üçgeninde. Aradaki açı alfa, sağındaki solundaki kenarlar kırmızı ve mavi. Şimdi Adana, Ceyhan, Edirne üçgenine bakın. Aradaki açı alfa, sağındaki solundaki kenarlar kırmızı ve mavi. Dolayısıyla bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar artık? Eş üçgenler. Hangi üçgen? Bunlar bir de şöyle boyayarak göstereyim. Bakın birisi şu. Kenarları kırmızı mavi, arada alfa var. Diğeri de bu. Kenarları kırmızı mavi. Arada alfa var. O zaman bu iki üçgen eş olduğuna göre açıları, kenarları birbirine eşit. Şimdi şurası 25 derece ise arkadaşlar burası 35 derece değil mi? Köşe 65. 60 çünkü 25'ten çıkartırsak 35 kaldı. Peki bu 35 mavi kenara mı bakıyor? Ha, dikkat edin x'e o da mavi kenara bakıyor mu? O zaman mavi kenara bakan açı sol taraftaki üçgende 35 derece ise sağ taraftaki üçgende de 35 derece olmak zorunda. Demek ki x eşittir 35 derece. Bu eşlik sorularını çözerken biraz geometrinin çözüm tekniklerinden değişik yollar izliyoruz farkındaysanız. Şimdi biz normalde geometride soru çözerken ne yapıyoruz? İşte tepeden dik geliyoruz. Böyle paralel çiziyoruz değil mi? Böyle katlıyoruz falan. Fakat eşlik sorularında genelde bunları yapmıyoruz. Eşlikte ne yapıyoruz? Böyle iki üçgenin eş olması için açılarının aynılığını, kenarların eşitliğini bulmaya çalışıyoruz. Onun için birazcık eşlik soruları çözerken size değişik gelebilir. Fakat gene yılmak yok. Devam ediyoruz çözmeye. Şimdi açı kenar açı eşli. Şimdi bu ne demek bakalım. İki tane açı aynı olacak. Tamam mesela bu açıyla bu açı aynı. Bu arkadaşla da bu arkadaş aynı olacak ama yetmez. Bir de bunları birleştiren kenar aynıysa işte buna da açı kenar açı eşliği diyoruz. İki üçgenin eş olabilmesi için arkadaşlar size 3 tane eşitlik lazım. Ama bu 3 tane eşitliğin en az bir tanesi açı olmak zorunda. Diğer ikisi kenar olabilir. Ya da ikisi açı biri kenar olabilir. Ama 3 tane eşitlik olmak zorunda. Mesela iki üçgen. iki kenara eşit. Bunlara eşit diyemezsiniz. Üçüncü de lazım. Ve o üçüncü ne olmalı? Açı olmalı. 2 üçgen. Baktınız arkadaşlar ne olmak zorunda? 2 e, tane açısı birbirine eşit yetmez. Onları birleştiren kenardan olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Demek ki o zaman ne diyoruz? İki tane üçgen eş olabilmesi için en az 3 eşitlik olmak zorunda. Ama bu 3 eşitlikten en az bir tanesi kenar olmak zorunda. Hemen örnek 5'e bakalım arkadaşlar. A, B, B, C'ye dik. Bir tane daha dik var. Bir tane daha diklik var. 13 var. 5 var. Bizden x'i istiyor. Şimdi bakın şuraya alfa desek. Buraya beta desek. Artık alfa beta kaç derece? 90. Peki burada beta ise burada alfa mı? O zaman buradan olacak beta. Çünkü alfa beta neydi? 90. Şimdi dikkat edin. Alfa beta, alfa beta. Açılar aynı mı? Aynı. Eş diyebilir miyiz? Hayır. Bir de bu açıları birleştiren kenar ne olmalı? Aynı olmalı. Bakıyoruz. Burası 13. Burası da 13. Ha, şimdi artık bunlara eş diyebiliriz. O zaman betanın karşısı burada 5'e bakıyorsa betanın karşısı burada kaça bakacak? 5'e. E 5, 13, 12. 5'i buradaysa x'e kaldı. 7. Cevabımız D şıkkı. 6'ya bakalım. 4'ü vermiş. 6'yı vermiş. A, E, D, e eşitmiş. Bu arkadaş. Bu arkadaş eşit. Bizden alan ABC B, C istiyor. Gene bakın alfa, beta diyelim mi? Alfa, beta 90. 90 beta alfa. 90 alfa beta. Şimdi bakın alfa, beta, alfa, beta aynı. Eşitleyebilir miyim? Hayır. Ama bakıyorum alfa, betayı birleştiren kenar, alfa, betayı birleştiren kenar aynı. O zaman açı kenar açı eşliğine göre bu iki üçgen eşittir. Alfanın karşısı kaç? 4. O zaman burada da alfanın karşısı 4. Betanın karşısı kaç? 6. O zaman burada da betanın karşısı 6. Şimdi benden şu ABC üçgenin alanını mı istiyordu? Alan neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. 6 çarpı 10 bölü 2. 60 bölü 2'den 30. Cevabımız C şıkkı. 7'ye bakalım. ABC üçgen, ABAC ikiz kenar üçgen. O zaman burada alfaysa burada alfa. Şurada da eşit şeyler var. Beta beta diyelim. Pekala. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bura 6 artı x ise burada 6 artı x. İkiz kenar üçgendi çünkü. Tamam. Ee, bizden nereyi istiyor? X'i istiyor. Ha, şimdi bakalım. Alfa beta. Şurada teta olsun Alfa beta. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Teta. Şimdi bakın alfa beta teta. Açılar aynı. Ama bunlara eş diyemem. Neydi kural? İki tane açı aynıysa Onları birleştiren kenar da aynı olmalı. Bu sefer alfa beta'ya değil de alfa teta'ya bakıyorum. Bakın alfa teta'yı birleştiren kenar 6 mı? Alfa teta'yı birleştiren kenar 6 mı? O zaman artık bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş. Artık gerisi kolay. Teta kaça bakıyor? 10'a. Teta kime bakıyor? 6 artı x. O zaman 6 artı x eşittir 10'dan. x eşittir 4. Cevabımız B şıkkı. Üçgenlerin benzerliğine bakalım şimdi. Karşılıklı açıları eş. Karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı. Ha dikkat edin. Bu sefer karşılıklı uzunluklar eşit değil orantılı olacak arkadaşlar. Eğer bu iki üçgende bu şartlar sağlandıysa yani açılar eş kenarlar orantılı ise bu iki üçgene benzer üçgenler diyoruz. Bu karşılıklı kenarların uzunluklar oranı da benzerlik oranı diyoruz. Benzerlik oranı eğer 1 olursa Onlara ne diyoruz arkadaşlar? Eş üçgenler diyoruz. O zaman eş üçgenler aynı zamanda benzerdir. Ama her benzer üçgene eş üçgen diyemeyiz. Pekala. Benzer üçgenlerin yardımcı elemanları yani açıortay ortay, kenar ortay, yükseklik, kenar orta dikme ne derseniz hep işte. Ve çevreleri de aynı benzerlik oranına sahiptir. Mesela ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerse benzerliği nasıl gösteriyoruz? Bir dalgayla. Eşlik nasıldı? eşitlik üzerine dalgaydı. O zaman sadece dalga varsa o iki üçgen deymiş arkadaşlar benzer. Evet, ABC üçgeni DEF üçgeni benzer ise gene açıları aynı sırada yazıyoruz. A ile D aynı, B ile C E aynı ve C ile de F açısı aynı olmak üzere bunların karşısındaki kenarlar orantılı olacak. Yani A'nın D oranı, B'nin E oranı ve son olarak da C'nin F oranı birbirine eşit olacak. Bu orana da yani buradaki K'ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Benzerlik oranı diyeceğiz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Açılar verilmiş bir sürü ABC ile DEF üçgeni benzer olduğuna göre. O zaman bu iki üçgen benzerse açıları aynı olmalı. Bakın bazen bu kafanız karışıyor. Hocam açıları da orantılı mı olacak? diye öyle bir şey arkadaşlar mümkün değil. Çünkü bütün üçgenlerin iç açılar toplamı kaç? 180 derece. Hep 180 derece olması için açıların orantılı olması mümkün değil. O zaman açılar aynı olacak ama kenarlar orantılı olacak. Mesela 3 4 5 üçgeni şöyle basit bir örnek verelim. 6 8 10 üçgeni. Bu iki üçgen benzerdir. Neden? 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı 10. Benzerdir. Ama açılar, açılar aynıdır. Bakın 90 90, alfa, alfa, beta, beta. Fizikçiler hatta bu üçgeni 37-53 üçgeni der. Bu tam doğru bir bilgi değil. O 37 ile 53 yaklaşık değerleridir. Ama aklımızda eğer öyle kalıyorsa da bir zararı yok. 37-53 üçgeni. Açılar aynı ama kenarlar orantılı. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 2 katı gibi. Peki şimdi sorumuza bakalım. ABC ile DEF benzer. O zaman açılar aynı olacak dedik. ABC'nin A açısında ne var? 90. DEF'nin D, e, D açısı onda da 90 var. Sıkıntı yok. ABC'nin B açısı 40 derece. O zaman DEF'nin E açısı da 40 derece olacak ha şurası 40. O zaman 90 40 buranı oldu 50. Demek ki burada kaç? 50. 30 90 120 buraya ne kaldı? 60. 60 50 110 180'den çıkar. Buraya ne kaldı? 70. Ha 70 40 110 180'den çıkar. Alfa'ya ne kaldı? 70. Cevabımız B şıkkı. 9'a bakalım. ABC ile FDE benzermiş. O zaman şöyle bir yazalım. ABC'nin A açısıyla FDE'nin F açısı aynı olacak. ABC'nin B açısıyla FDE'nin D açısı aynı olacak ve son olarak C ile de E aynı olacak. Ve bu iki üçgen benzer olduğuna göre kenarları, yardımcı elemanları ve çevreleri de orantılı olacak. Bizden nereyi istiyor? 5 15'i vermiş. 12'yi vermiş. X'i istiyor. Şimdi bakın. A'dan inen yükseklik 5 ken Onun karşısındaki yani 90'ın karşısındaki kenar 15 mi? 5, 15. 3 katı. Oran kaç? 3. O zaman diğer üçgende de 3 olmalı. Bakıyorum. A'dan yani burada F oluyor. F'den inen dik. X. 90'ın karşısı 12. O zaman burası 12 ise 3 katı olabilmesi için 12. X'in. X kaç olmak zorunda? 4 cevabımız C şıkkı. Ya da şöyle yaparsınız. Bu üçgende kenar kaç? 15. Bu üçgende kenar kaç? 12. Bu üçgende A'dan inen yükseklik kaç? 5. Bu üçgende F'de inen yükseklik kaç? 2 X. İşte bunlar orantılı olmalı deyip X'i gene 4 bulursunuz. Kenar açı kenar benzerlik aksiyonu demiş. İki tane üçgenin eğer birer açısı ortak ve bu açının sağındaki solundaki kenarlar bakın bu açının karşısındaki değil ha sağındaki solundaki kenarlar orantılıysa bu iki üçgene benzer üçgenler diyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Şu üçgen olsun. Anlatırken böyle anlatacağım. Aklınızda kalsın diye şöyle boşta bir anlatayım size. Mesela şu açı aynı olsun. Bunlardan bir tanesi solda, bir tanesi sağda. Sol sağ demeyeceğim de küçük büyük diyeceğim. Bu arkadaş küçük, bu arkadaş Büyük olsun. İşte iki tane üçgenin birer açıları ortaksa soldaki sağdaki kenarlardan küçüklerin oranı büyüklerin oranına eşitse bu iki üçgene benzer diyeceğiz. Hadi örneğimize bakalım. ABCD dörtgen. Eşit açılar var. DAB alfaysa DBC o da alfaymış. 4'ü 3'ü 6'yı 8'i vermiş. Bizden x'i istiyor Şimdi bakın alfalar aynı mı? Aynı. O zaman şu siyah üçgenle şu kırmızı üçgenin benzer olma ihtimali var. Bakacağız. Kontrol edeceğiz benzerlik oranı. Şimdi siyah üçgenden başlıyorum. Alfa açısını sağındaki solundaki kenarlara bakıyoruz. 3 ile 4. Bunlardan küçük olan hangisi? 3. Kırmızı üçgene geç. Alfa. Sağındaki solundaki kenarlar 6 ile 8. Küçük olanı kim? 6. Eğer 3'ün 6 oranı yani bu küçüklerin oranı büyüklerin oranına eşit çıkarsa bunlara benzer diyeceğim. 3 ile 4'ten büyük olanı 4. 6 ile 8'den büyük olanı 8. 3 bölü 6. 1 bölü 2. 4 bölü 8. 1 bölü 2. Evet bu iki üçgen artık benzer. O zaman benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. Ve bu oran diğer kenarlarda da aynı olmak zorunda. Alfa kime bakıyor 6'ya? Alfa kime bakıyor? X'e. O zaman içler dışlar yaparsak X kaç gelecek? 12. Cevabımız C şıkkı. 11'e bakalım. 265 18 bizden x'i istiyor. E hani hiç ortak açı yok. Dikkat. Paralellik vermiş. Ha, paralellik varsa Z kuralı vardır. Z kuralı varsa da açıyı taşıyabilirim. Bakın şuraya alfa dersem Z'den dolayı burada alfa olur mu? O zaman şu kırmızı minik üçgenle şu mavi büyük üçgen belki benzerdir. Ne yapacağım? Alfa açısının sağındaki solundaki kenarları oranlayacağım. Önce küçükler sonra büyükler. Alfanın sağındaki solundaki kenarlar. Kırmızı üçgendeyiz. 2 ve 6. Küçük olan hangisi? 2. Mavi üçgendeyiz. Alfanın sağındaki solundaki kenarlar 6 ve 18. Küçük olanı 6. Şimdi büyükleri oranlıyorum. Kırmızı üçgendeyiz tekrar. 2 ve 6'dan büyük olanı 6. Mavi üçgendeyiz şimdi. 6 ve 18'den büyük olanı 18. Eğer bu iki oran birbirine eşitse bu iki üçgen benzer. Bakıyorum 2 bölü 6 1 bölü 3. 6 bölü 18 1 bölü 3. Evet bu iki üçgen benzer ve benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman üçüncü kenarlarda da bu oran olmalı. Alfa 5'e bakıyor. Alfa x'e bakıyor. 5'in x oranı. İçler dışlar. X kaç gelecektir? 15 gelecektir. ABC üçgen 8'i 4'ü 6'yı 10'u 9'u vermiş. Bizden x'i istiyor. Gene bakıyorum hiç bir ortak açı yok. Kendim ayarlayacağım. Şimdi bakın A, D, E ile A, B, C'nin A açısı ortak değil mi? Şuraya alfa diyelim. O ortak açıdan yürümeye çalışalım. Şu siyah üçgen ve büyük üçgen ABC'de kırmızı olsun. Onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Önce siyahta başlayalım. Sonra kırmızı da böylece gidelim. Neydi kuralımız arkadaşlar? Ortak açının sağındaki solundaki kenarlardan küçüklerin oranı büyüklerin oranı eşitse bu iki üçgen benzer. Siyahtan başlıyorum. Siyahta alfa derecelik açının sağındaki solundaki kenarlar 6 ve 8. Küçük olanı 6. Büyük üçgen kırmızı üçgen değil. Sağındaki solundaki kenarlar 12 ve 16. Küçük olanı 12. Acaba eşit mi? Büyüklerin oranını 6 ve 8'den büyük olanı 8. 12 ve 16'dan büyük olanı 16. 6 bölü 12, 1 bölü 2. 8 bölü 16, 1 bölü 2. Demek ki bu iki üçgen benzer. Benzerlik oranı da 1 bölü 2. Alfa 9'a bakıyor, alfa x'e bakıyor? O zaman bu oran 9'un x oranına eşit olmak zorunda. x 18. Cevabımız c şıkkı. Bakın benzerlik soruları da böyle bir değişik çözüle. Hiç yükseklik ineyim, paralel çekeyim, açı taşıyım falan yok. Böylece eşlik ve benzerliğin birazcık gıcık bir konu olduğunu geometrin içerisinde fark etmişsinizdir. Ama çok temel bir konudur arkadaşlar. Benzerliğiniz sağlam olursa gene dörtgenler konunuz çok sağlam, çok rahat gidecektir. Zaten hani daha önce de bunu anlatmıştım size alanı anlatırken. Dörtgenler diye bir konu esasında yok. Dörtgenler nedir? İki tane üçgenin birleşmesiyle oluşan Özel şekillerde. Mesela iki tane ikizkenar dik üçgen hipotenüsünü birleştirin. Ne oluyor? Kare oluyor. Bakın ikizkenar dik üçgen. Aynısından bu tarafa da birleştirin. İşte ne oldu? Kare. Siz ikizkenar dik üçgene hakimseniz, onun alanına benzerliğine hakimseniz zaten kare konusunu bitirmiş oluyorsunuz. Sadece pratik yapmak için ne yapıyorsunuz? Soru çözüyorsunuz. Açı açı benzerlik oranı. Ana açı açı demiş. Bir üçgende üç tane açı yok. Niye iki tane açı demiş? Çünkü iki tane açı eşit olunca zaten üçüncü açı otomatikman aynı olur, doğru mu? Onun için açı 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 benzerliği demenize gerek yok. Açı açı benzerliği demeniz yeterli. O zaman iki tane üçgenim. İki tane açısı aynıysa bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Bakın eşlikte öyle diyemiyorduk, değil mi? İki tane açı olunca bunlara eş diyemiyorduk. Bir de ne diyorduk? O iki açıyı birleştiren kenar aynı olmalı diyorduk. Ama benzerlikte öyle bir şart yok. İki tane açı aynıysa bu iki üçgene benzer diyebiliriz. Şimdi bakalım sorumuza. 6'yı 2'yi 4'ü vermiş. Birer de ortak açı vermiş. Sağ olsun. Bakın burası alfa ise burada alfa. Şimdi ben ne yapacağım? Bu ortak açılara bir tane de yardımcı bir açı bulacağım. Bakın şuraya beta desem. Adana. Denizli Edirne üçgeninde. Adana, Ceyhan, Bursa üçgeninde beta. Gene ortak açı olur mu? O zaman soru bitti bakın. Alfa, beta, teta. 180 etti mi? Alfa, beta. O zaman mecburen buradan olacak. 180 etmesi için teta. O zaman ne diyoruz? Adana, Denizli, Edirne üçgeni benzerdir. Şimdi bakın. Adana, DD ne var arkadaşlar? Alfa. Alfa nerede? C'de. Ceyhan, Bursa üçgeni. Artık gerisi kolay aynı açıya bakan kenarları oranlayacağım. Bakın burada biraz önceki gibi kontrol etmeme gerek yok. Acaba benzerlik oranı aynı mı? Diye. Burada artık açılar aynıysa üçgenler benzerdir deyip direkt ne yapıyoruz? Oranlıyoruz. Hadi yazalım. Şunu temizleyelim şuradan. Alfa kime bakıyor? Minik üçgende ADE üçgeninde 4'e. Peki büyük üçgende alfa kime bakıyor? Bakın alfa burada karşısında ne var? 8. Eşit olmalı. Teta kime bakıyor minikte? 6'ya. Teta kime bakıyor büyükte? 4 artı x'e. Artık içler dışlarla eksi bulabilir miyiz? Ne geliyor? Hatta gerek yok. 4 bölü 8. 1 bölü 2 mi? 6 bölü 12 olmalı ki 1 bölü 2 olsun. 4 artı x 12'den x 8. Cevabımız c şıkkı. 14'e bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. 5'i 3'ü 2'yi vermiş. Bizden x'i istiyor. Gene bakın şuralar alfa alfa değil mi? Bakın şuraya beta desek. Edirne Denizli Ceyhan üçgeni. Alfa, beta, teta oldu mu? Peki aynı şekilde Adana, Bursa, Ceyhan üçgeni. Alfa, beta o da teta oldu mu? O zaman mavi ile siyahın açıları aynı olduğuna göre bu iki üçgen benzer. Hadi siyahtan başlayalım. Siyahta alfa açısının karşısında ne var? 3. Peki mavide alfa açısının karşısında ne var? X. Tekrar siyahtayız. Siyahta beta. Ha Beta'ya bakmayalım. Beta'nın karşısı boş. Teta'ya bakın. Teta'nın karşısında ne var? X artı 2. Peki mavide teta'nın karşısında ne var? 5 3 daha 8. İçler dışlar 3 kere 8 24 eşittir. X çarpı X artı 2 mi? Ne diyorduk? Aman ha dağıtıp ikinci dereceden denklen falan yapmayın. Hiç gerek yok. Ne yapın? Şıkları deneyin. Şıklarda gıcık sayılar var. Önce güzelleri deneyelim. 4'ü deneyelim mi? Ha 4 kere 6 24 sağladım. Demek ki x kaçmış? 4. Cevabımız A şıkkı. Hocam bu 4 ile 5 olmasaydı ne yapacağız? Ötekileri deneyecek miydik? Yok artık onu ne yaparız? Dağıtırıp denklemi çözeriz. Ama geometride pek öyle şeyler sormuyorlar. Geometriciler arkadaşlar insaflı insanlar. Vicdan var vicdan. 15'e bakalım. ABC üçgen. B, A, D. Burası alfa. A, C, B burada alfaymış. 3 12'yi vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi bir yere beta diyeceğim. Ama öyle bir yere beta diyeceğim ki her iki alfa ile de ne yapsın? Aynı üçgenin içerisinde bulunsun. Mesela şuraya beta denmez. Neden? Buraya beta dersek buradaki alfa ile aynı üçgenin içerisinde olur ama yandaki alfa ile aynı üçgenin içerisinde olmaz. Hocam büyük üçgende oluyor gibi ama onlar o zaman alfa beta olmaz. Alfa artı beta olur. Ha o zaman ne yapacağım? Beta'yı öyle bir yere koyacağım ki her iki alfa ile de aynı üçgende olsun. Neresi? Duyuyorum sizi. Şurası değil mi? Bakın buraya beta derseniz Adana, Bursa, Denizli üçgeninde alfa beta olur. Adana, Bursa, Ceyhan üçgeninde de alfa beta olur. O zaman üçüncü açıya da teta dersek. Burada burası teta mı? Şimdi çok dikkat. Büyük üçgende buranın alayı teta olur değil mi? Sakın ha şu boşluğa teta yazmayın. Tamam tet ol. O zaman kimler benzer oldu? İşaretleyelim. Kırmızıyla gösteriyorum. Şu minik üçgen. Alfa, beta, teta. Bir de şu fosforlu yeşille gösteriyorum. Büyük üçgen. Alfa, beta, teta. O zaman minik kırmızıdan başlayalım. Minik kırmızı da alfa kime bakıyor? Üçe. Fosforlu da alfa kime bakıyor? X'e. Tekrar kırmızıdayız. Teta kime bakıyor? X'e. Fosforlu da şuranın alayına teta demiştik ya. O zaman buradaki teta kime bakıyor? 15'e değil mi? Gaza gelip de 12 falan yapmayın. Ha. İşler dışlar 45 eşittir. X kareden X eşittir. Kök 45. Yani 3 kök 5. Cevabımız D şıkkı. 16'ya bakalım. Diklikleri vermiş. 16 4 bizden X'i istiyor. Alfa beta diyelim mi? Alfa beta 90. E 90 beta alfa. E 90 alfa beta. Hop hop. Bir soru da. iki tane dik üçgen. Yan yanaysa. iç içe geçmişse. Sağlı sollu önlü arkalıysa. Aklınıza benzerlik gelsin. %80-90 benzerlik sorusudur. İki dik üçgen. Yan yana gelmiş. iç içe geçmiş. işte sırt sırta vermiş. O soru benzerlik sorusudur arkadaşlar. Kuvvetli ihtimal. Hemen alfa beta deyip kenarları bulmaya çalışın. Minik üçgende beta 4'e bakıyor. Büyük üçgende beta ona bakıyor. Tekrar minikteyiz. Minikte alfa 6'ya bakıyor. Büyükte alfa x'e bakıyor. İçler dışlar 4x 60'tan x 15 cevabımız B şıkkı. 17'ye bakalım. Bakın iç içe geçmiş iki tane dik üçgen. Birisi A, B, C. Birisi BDE. O zaman bunlarda herhalde benzerlik var gibi. Ne yapacağım? Harflendirme yapacağım. Önce şuraya alfa diyelim mi? Buraya da beta diyelim. Alfa beta 90. Büyüye bakın. 90 alfa Demek ki burası beta. Şimdi soruyu bir okuyalım. Eksik bilgi olmasın. 15, 5, 15 bizden x'i istiyor. Şimdi bazı sorular sizi böyle yönlendirir. Bir şey yapmayı unutursunuz. Şimdi direkt benzerliğe gideceğim ya. Hipotenüs bulmayı unuttum. Öyle farz edelim. Neden? Bakın büyük üçgene bakın. Kenarları ne? 15, 20. Ha 15, 20, 25 üçgeni değil mi? Bak şuraya 25 yazmayı unutuyorduk az daha. Onun için buna dikkat edin. Sorunun sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Yani benzerlik yapacağım ben diye o kanala yoğunlaşmayın. Öncesinde ne yapmamız lazım? Pisagorla BC'yi bulmak gerekiyor, değil mi? 15, 20, 25. Ha şimdi artık benzerliğe gidelim. Minik üçgenden başlıyorum. Minik üçgende 90 kime bakıyor? 15'e. Bakın 90 15'e. Büyük üçgende 90 kaça bakıyor? Demin buldum 25'e. Tekrar minik üçgendeyiz. Minik üçgende alfanın karşısına da bakabilirim. Betanın karşısına da bakabilirim. Ama betanın karşısına bakmak daha mantıklı değil mi? BE'yi bulursam x'i bulurum zaten. Evet minik üçgende betanın karşısı BE. Büyük üçgende betanın karşısı ise 20. Evet 5'e böl 4, 5'e böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 3, içler dışlar 12. Demek ki BE kaçmış? 12. Ha B E 12 ise o zaman X'e ne kaldı arkadaşlar? 25 eksi 12 13 cevabımız C şıkkı. Gene bakın dik üçgenler var. Hem de bir sürü var. Nasıl bir sürü var? Bakın şöyle göstereyim. 1 2 gördünüz mü? 3 4 4 tane dik üçgen var. Peki benzerlik yazmak için çok güzel bir soru. Ne diyorduk çünkü size? iki tane dik üçgen yan yana gelirse, sırt sırta gelirse, iç içe gelirse orada büyük ihtimalle benzerlik var diyorduk. Burada dört tane dik üçgen var iç içe girmişler. O zaman burada kesin benzerlik yapacağız. Ama sıkıntı şu. Benzerlik için iki üçgen yetiyor bize. Bu dört üçgenden hangi ikisini seçeceğim? Tabii ki de kenarları belli olanı seçeceksiniz. Mesela gidip de ben benzerlik yapacağım deyip de şu Ceyhan Denizli Fatsa üçgenini almak çok gereksiz bir iş olur değil mi? Ne CF kenarı belli, ne CD kenarı belli, ne de FD kenarı belli. O zaman seçtiğiniz üçgenin de kenarları belli olsun. Kimi seçelim o zaman? Söyleyin bana. Edirne, Fatsa, Bursa'yı seçelim bir tane. Bir tane de Adana, Edirne, Denizli'yi seçelim. İyi de hocam siz bu dik üçgenleri seçtiğinizde bakalım benzer mi? Öyle kafanıza göre seçiyorsunuz demiyoruz değil mi? Bakalım benzer mi? Alfabete değil mi? Alfa beta 90. E, burada bura beta ise ters açıdan burada beta. E 90 alfa demek ki 90 beta demek ki burası alfa. Ha yani 90 alfa demek ki burada beta. Şimdi bana şu siyah üçgenin iç açılarını söyler misiniz? Alfa beta. Kırmızının iç açılarını söyler misiniz? Alfa beta. E dedik değil mi? Bunlar benzer çıkacak diye boşuna konuşmuyoruz. Hadi siyahtan başlayalım. Siyah da alfa kime bakıyor? 3'e. Kırmızı da alfa kime bakıyor? 5'e. Görüyorsunuz değil mi? Aha burada. Siyah da beta kime bakıyor? 6 ya. Kırmızı da beta kime bakıyor? 3 artı x'e. Gerisi kolay. 3, 6. Sadeleştir 2. 5 kere 2. 10 eşittir x artı 3'ten x eşittir 7 gelecektir. Umarım olayın mantığını anladınız. İki tane dik üçgen yan yana sırsızda iç içe böyle kol kola omuz omuza görürseniz orada büyük ihtimalle benzerlik vardır. Ve son benzerlik teoremi kenar 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 benzerlik teoremi. iki tane üçgenin eğer kenarları yani üç kenarı da orantılıysa bu iki üçgene de benzer üçgenler diyoruz. Bu sefer açı yok. Sadece kenarlardan anlayacağız benzer olduğunu. Peki nasıl olacak? Örnek 19 çorum plakalı sorumuza bakarak bulabileceğiz. Şimdi diyor ki ADDC'ye dik AFFC'ye eşit. Okey. Ha şurada bir oran var. X derseniz AB 2X. Efendim EDye Y derseniz BC 2Y. Bizden X istiyor. Dur, X istiyor. O zaman şunu silelim. X demeyelim oraya. Ne diyelim? Y Z diyelim. Burada 2Z olsun. Heh, tamam. Bizden X açısını istiyor. Şimdi yan yana eşitliği görüyor musunuz? AFFC'ye eşit. Önce bir ne yapalım? Şu 90'ın karşısına muhteşem üçlü bir oluşturalım. Bunu çizelim. Buna da T diyelim. O zaman bunlardan ne olacak? TT. Şimdi bak. Görmesi çok zor. Ama ben size göstereyim. İki tane benzer üçgen var. Nereden anladım? Şu Edirne Denizli Fatsa üçgeninin kenarlarını bana okur musunuz? Y, Z, T. Peki bir de ABC üçgenin kenarlarını okur musunuz? 2Y, 2Z, 2T. Bakın kenarlar oranlı mı? Kenarlar, içerideki minik üçgenin kenarlarının iki katı. Demek ki bu iki üçgen benzer. O zaman açıları da aynı olmak zorunda. Açıları nasıl yazacağım arkadaşlar? Aynı kenara bakan açılar birbirini eşitleyeceğim. Mesela bakalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Önce şuradaki x'i TTX kenarı buraya taşıyabilir miyim? Burası x. Peki kırmızı üçgen içine taşıyalım. Burası 90 eksi x olur mu? Şimdi 90 eksi x kime bakıyoruz? Z'ye. O zaman 2 z'nin karşısında ne olacak? 90 eksi x. Yani şurası da ne olacak? 90 eksi x. Ya bana a c açısını vermiş zaten. 50. O zaman 90 eksi x eşittir. 50'den x eşittir. 40. Cevabımız d şıkkı. Böylece konu anlatım faslını bitirdik. Sıra testimizde. Diyor ki ABC ile DBA üçgenleri benzer. Ama nasıl benzer? Ha yazmış buraya. ABC'nin A açısı. ABC'nin A açısı x artı 20. DBA'nın D açısıyla aynı olacakmış. O zaman burada x artı 20. Bakın bunu yazınca soru bitti. Neden? Şu üçgeni görüyorsunuz. Artık iç açıları belli. Toplayıp 180'e eşitleyebilirim. Hay toplayalım. XX 2X. 80-20 daha 100 eşittir 180'den. At bu yavruyu bu tarafa. 2x eşittir 80. x eşittir 40. Cevabımız C şıkkı. 2'ye bakalım. C, B açı ortay. A, C, D, C 10. BD 4. D, E, 8. 14 bizden x'i istemiş. Şimdi bakın şunlar alfa alfa bir yazalım. Ha bakın ben gördüm. Şu alfanın sağında 10 var. Solunda 14 var. Gördünüz mü? Şimdi Kırmızıyı takip edin. Alfanın sağında 10 var. Solunda 14 var. Ha, kenar açı kenar eşliği var değil mi burada? Kenarlar aynı 10'a 14. 10'a 14. Aradaki açılar aynı alfa. O zaman kenar açı kenar eşli. Dolayısıyla alfanın karşısı x ile alfanın karşısı 8 de birbirine eşit olmalı. x eşittir 8 cevabımız c şıkkı. 3'e bakalım. 18'i vermiş. X'i vermiş. O da 18 değil mi? Hiç çözmeye bile gerek yok. Yok çözelim. Bakın. Şuraya alfa alfa dediniz mi? İki çizgi iki çizgi. Tek çizgi tek çizgi. Alfanın solunda tek var. Sağında iki var. Alfanın solunda tek var. Sağında iki var. O zaman kenar açı kenar eşliği var. Alfa 18'e bakıyorsa. Alfa 18'e bakacak. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. 6 16 9 bizden x'i istiyor. Şimdi bakın gene şu ortak açılar alfa alfa diyelim mi? Ha şimdi buraya beta dersem ters açıdan burada beta mı? Evet soruyu bitirdim. Buraya teta dersem alfa beta teta 180 mi? E, alfa beta demek ki bu yavru da teta. O zaman şu üçgenle bu üçgen artık benzer. Açılar aynı olduğu için benzer. Alfa kaça bakıyor? 16 ya. Alfa kaça bakıyor? x'e. Teta kime bakıyor? 6'ya. Teta kime bakıyor? 9'a. İşler dışlar. X eşittir. Kaç geliyor? 3'e böl. 2. 3'e böl. 3. 2'ye böl. 1. 2'ye böl. 8. 3 kere 8. 24. Cevabımız B şıkkı. 5'e bakalım. Gene ortak açılar var. Hadi onlara alfa alfa diyelim. Şimdi öyle bir yere beta diyeyim ki her iki alfayla da aynı üçgende bulunsun. Nereye diyeceğiz? Şuraya değil mi? Alfa beta. Teta. Alfa beta teta. Minik alfa beta teta üçgeni ile büyük alfa beta teta üçgenin açıları aynı olduğu içinler aynı olduğu için bunlar ne oldu? Benzer. Hadi yazalım. Alfa kaça bakıyor? 5'e. Alfa kime bakıyor? 15'e. Teta kime bakıyor? 8'e. Teta kime bakıyor? X artı 5'e. Ne geliyor? Sadeleştir. 3, 24 eşittir. X artı 5'ten. o gelen sayıya bakın x eşittir 19 yani çorum cevabımız e şıkkı. 6'ya bakalım. 5, 8, 10 bizden x'i istiyor. Şimdi buraya alfa buraya beta dedik mi? Ne dedik? İki dik üçgen. Yan yana sağ sala kol kola omuz omuza nasıl olursa olsun. İç içe şey unutmayalım. Bu iki üçgende benzerlik olma olasılığı yüksek diyorduk. O zaman burada da var benzerlik bakın. Alfa beta 90 dedik mi? E beta 90 alfa 90 alfa Beta. Hakikaten benzer çıktı. Açılar aynı. Alfa kaça bakıyor? 5'e. Alfa kime bakıyor? 10'a. 90 kime bakıyor? 8'e. 90 kime bakıyor? Aman ha x edemeyin. x artı 5'e. Evet gerisi 4 işlem. Sadeleştir 2. 2 kere 8 16 x artı 5'ten. x eşittir 11. Cevabımız b şıkkı. Diğer testimize bakalım. 10'u vermiş, 30'u vermiş. A, B, e ile C, A, D eş üçgenler. Buna göre ADC istiyor bizden. Şu eşliği bir yazalım. ABE'nin A açısı yani şu arkadaşa A dersek. C, A, C açısına da ne diyecekmişiz? A diyeceğiz. ABE'nin B, açısına B diyelim. C, A, A açısına B diyeceğiz. Bunlar aynıymış. Ve E açısı şuraya C dersek burada D açısı C olacakmış. Peki başka bir şey varmış mı arkadaşlar? Bizden ADC kaç derecedir demiş. Ne yapalım? Şimdi büyük üçgenin üç köşesi de belli ya. İç açıları toplayalım. Şurası kaç derece? A artı B. artı. Şurası B artı 10. Ve burada A artı 30 mu? Eşittir kaç olacak? 180. Ne geldi? A, B, B, A. 2 A artı 2 B mi? Yani 2 parantezinde A artı B eşittir. 10, 30 daha 40. Atın bu tarafa. 180'den çıktı. 140 mu? Her tarafı ikiye bölersek A artı B 70. Nereyi soruyor bana? Kesin A artı B'yi kullanacağım bir yeri soruyor. A, D, C. Ya benden C istiyor. Şimdi bakın şu Adana Denizli C bakıyor musunuz? E, A artı B 70 ise C'ye ne kalacak? 110. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. Paralellik vermiş. O zaman biz Z kuralı yaparız değil mi? Eşit açılar var. 4, 8 bizden X'i istiyor. Alfa alfa değil mi? Şuraya beta dersek bakın Z kuralını görüyor musunuz? Buradan olacak? Beta. Ha alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. O zaman şu yukarıdaki kırmızı üçgenle aşağıdaki Denizli, Adana, Bursa üçgeni benzer üçgenler oldu. Açılar aynı. Hadi yazalım. Kırmızı üçgende alfa kime bakıyor? X'e. Aşağıdaki üçgende alfa kime bakıyor? 8'e. Kırmızı üçgende teta kime bakıyor 4'e? Teta kime bakıyor? X'e. İçler dışlar x kare eşittir 32. X eşittir 4 kök 2. Cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. Paralellik varmış. Bu yavru buna paralelmiş. Ha, bu sefer Z değil de yöndeş açı kullanalım değil mi? Buraya alfa dersek yöndeş açıdan burada alfa olur mu? Şunlara da beta beta diyelim. Ha, soru bitti bakın. Alfa, beta, teta. Alfa beta buranın alayı teta. Dikkat edin alayı teta. O zaman şu kırmızı üçgenle büyük üçgen benzer. Kırmızı da beta kime bakıyor? 6'ya. Büyük üçgende beta kime bakıyor? 12'ye. Tekrar kırmızı üçgende teta kime bakıyor? 8'e. Büyük üçgende şuranın alayı teta demiştik değil mi? O zaman teta'nın karşısında ne var? X. X'e bakıyor. İçler dışlar ee, sadeleştirin. 2 kere 8 x eşittir. 16 cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım. Ha, gene bakın iç içe geçmiş dik üçgenler var. O zaman burada kesin benzerlik var. Önce ne yapacağım? Hangi üçgenleri kullanacağım? Ona bir karar verelim. Neydi şeyimiz arkadaşlar? Kuralımız. Kenarları belli olan üçgenleri kullanın. Değil mi? gidip de şu üçgeni benzerlikte kullanmanın bir mantığı var mı? Hiçbir kenarı belli. Değil. O zaman ne yapalım? E, C, D'yi bir kullanalım. Bir de bence A, C, B'yi kullanalım. Bunun da kenarları belli. De, Bunlar acaba benzer mi? Bir bakalım. Hemen harflendiriyorum. Alfa beta değil mi? Alfa beta 90. Burada beta ise burada beta mı? Ha 90 beta alfa. Ha 90 alfa beta. Tabii ki de benzer. O zaman şuradan başlayalım. Beta kime bakıyor? 6'ya. Burada beta kime bakıyor? X artı 4'e. Alfa 4'e bakıyor. Alfa 6'ya bakıyor. Evet işler dışlar 6 kere 6 36 eşittir 4x artı 16'dan. At bunu bu tarafa 20 eşittir 4x x eşittir 5 cevabımız e şıkkı. 5'e bakalım. Gene bakın dik üçgenler yan yana kol kola omuz omuza sırt sırta. O zaman bunların var benzerlik var. Ortada da güzel bir dik üçgen var. 90, 45, 45 üçgen değil mi? O zaman şuna ben x dersem ikiz kenar burada ne olacak? x. Şimdi şuraya a diyelim. Buraya b diyelim. a, b, 90. E 90, b demek ki bura a. E 90, a demek ki bura b. O zaman bu yavruyla bu yavru benzer. Açılar aynı çünkü. a kime bakıyor? 8'e. a kime bakıyor? x'e. b kime bakıyor? b'yi boş verin. 90 kime bakıyor? x'e. 90 kime bakıyor? 9'a. İçler dışlar x kare eşittir 9 kare 8 72 x eşittir 6 kök 2 fakat gaza gelmeyin ha bc'yi soruyor şurayı soruyor ha x x x kök 2 idi değil mi kural 45 45 90'da yani benden x kök 2 istiyor 6 kök 2 kök 2 ile çarparsak 12 cevabımız d şıkkı 6'ya bakalım abc ikizkenar üçgen ne güzel ab ac'ye eşit harika e, B, C, A, C, D eşit. Muhteşem. Alfa. Alfa. 8, 6'yı varmış. Bizden x'i istiyor. Şimdi bakın ikisi kenar üçgen ya. Şuraya beta diyelim. O zaman bura alfa artı beta. Burada alfa artı beta. Alfası buradaysa bu arkadaşa ne kaldı? Beta. Şimdi evet biraz görmesi zor bir şey. Yeni gördüm. Fatsa, Bursa, Ceyhan üçgene bakın. Alfa ile beta'nın toplamı. Üçüncü açının dışı bana burayı verir mi? Demek ki burası alfa artı beta. Şimdi bakın nereye varacağız dikkat edin. Alfa artı beta. Beta buraya teta dersem şu kırmızı üçgenin iç açılarını okuyalım mı bir daha? Alfa artı beta. Beta alfa. Peki şu siyah üçgenin iç açılarını da okur musunuz arkadaşlar? Denizli, Bursa, Ceyhan'dan bahsediyorum. Bakın alfa artı beta. Beta teta. Ha, kırmızıyla siyahın açıları aynı oldu. O zaman artık bunlar benzer. Kırmızıda beta kime bakıyor? 8'e. Siyahta beta kime bakıyor? X'e. Kırmızıda alfa artı beta kime bakıyor? X'e. Siyahta alfa artı beta kime bakıyor? 14'e. X kare eşittir. 14 çarpı 8. Ne gıcık bir sayı ya. 112 değil mi? X kare 112 ise X eşittir. 16 çarpı 7'den 4 kök 7. Cevabımız E şıkkı. Yeni nesil sorulara bakalım. Birim karelik kağıda çizilen ABC ve DEF üçgenler için öncüller verilmiş. Hangileri doğrudur demiş. ABC DEF'ye eşittir demiş. Bakalım eş mi? Kenar uzunluklarını bulacağız. Şimdi önce AB'yi bulalım. Bakın şurası 3 birim. Burası 2 birim. Burada 90. Pisagor yazıp AB'yi bulabiliriz değil mi? 2, 3, 9, 4 daha 13 kök 13. O zaman AB kök 13. Yazalım. Peki burada kök 13'lük bir kenar var mı? Var bakın. 2, 3, kök 13. O zaman burada da EF kök 13. Devam. AC'ye bakın. 1, 3, kök 10. Artık hızlı hesaplıyorum. DF'ye bakın. 1, 3. Bu da kök 10. Eğer BC'de DE'ye eşitse bunlar eş diyeceğiz. 1, 4. Evet. Kök 17. 1, 4, 16. 1 daha 17. Kök 17. Evet. Bu iki üçgen eş. Ama bu 1'in doğru aldığı anlamına gelmez. Bakalım eşliği doğru yazmış mı adam? Diyor ki AB ile DE aynı olmalı. Bakıyorum AB kök 13 DE kök 17. Yanlış yazmış. Bu adamın DF yazması lazım. Çok özür dilerim. EF yazması lazım. Doğru mu? AB EF eşit. Dolayısıyla eşliği yanlış yazmış. Birinci öncül sizlere ömür. AB FE'ye eşittir demiş. AB kök 13 FE kök 13. Evet doğru. ACB açısı FDE açısına eşittir demiş. A, B, C yani şu arkadaş FDE bu arkadaşı eşittir demiş. Bakın bunun karşısında kök 10 var. Bunun karşısında kök 13 var. Yanlış mı yazdım? Pardon ACB'ymiş şurası. kafa gitti benim. Şunu sil. Ha ACB şu açı. Ha karşısında kök 13. Bunun da karşısında kök 13 var. O zaman bu da doğru. ALFK'ya eşittir demiş. AL kök 17'ye iniyor. FK da kök 17'ye iniyor. Bakın ortalıyor değil mi? O zaman kenar ortaylar yani yardımcı elemanlar da birbirine eşit. O zaman aradığımız cevap 2 3 ve 4. D şıkkı gelecektir. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde uzun kenarlardan biri 5, diğer 3 eşit parçaya bölünmüş. Yani şunlar 1 1 1. Birbirilerine. Tamam. Bla 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 hangileri doğrudur demiş. Şimdi AKB üçgeniyle yani şu üçgenle ANB üçgeni eşittir diyor. Evet eş değil mi? Nasıl oldu bakın 1 3 şurası kök on değil mi Pisagordan? Peki şurası da arkadaşlar 3 4 5 değil mi? Bakın 5 5 kök üçgeni. üçgeni Aklınızda mı? Şimdi ANB üçgenine bakın 1 3 kök 10. 3, 4, bu da 5 değil mi? Kırmızı üçgen de 5, 5 kök 10. Mavi üçgen de 5, 5 kök 10. Dolayısıyla bunlar eş üçgenlerdir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül ne diyor? A, K, B açısı ile yani şu açı ile K, A, B yani şu açı birbirine eşittir diyor. E bu da doğru. Neden? Bakın o açıların eşit olması için bu üçgenin ikiz kenar olması gerekir mi? E zaten burası için 4 demiştik değil mi? 3, 4. 5. E 5 5 ikiz kenar olduğu için bu da doğru. Ve son olarak ne diyor? BMA açısı 45 dereceden büyüktür. Ha, onu nasıl göstereceğiz? E şöyle gene birlerimizi yazalım. Ha, bakın şöyle yapınca gözükür. Şuradan dik geldik mi? 1 1 burası 2 mi? Tamamı 5'ti. Buraya ne kaldı? 3. Peki burası 3 ise burada 3 değil mi? E 45, 90, 45 üçgeni oluştu Burada ikiz kenar 3, 3 çünkü. Peki bir de BMA'nın şurada minik bir açısı var mı? Demek ki 45'ten bir tık büyük olacak. Ne kadar büyük bilmiyorum. Sadece büyük olduğunu biliyorum. O zaman bu da doğru. Yani alayı doğru. Cevabımız E şıkkı. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Diğer soruda da bir döndürme sorusu var. A açısı geniş açıymış. 90'dan büyük. B köşesi etrafında döndürülüyor. Buna göre hangileri daima doğrudur diye sormuş bize. Şimdi nasıl yapalım? Bakın önce şu arkadaşları bir görelim. B, A, C üçgeni dönüyor. B, A üstü, C üstü üçgeni oluyor. Doğru mu? O zaman bir kere şöyle diyelim. Bakın buraya alfa desem. Buraya beta desem. Burada ne olacak? Alfa artı beta. Nereden çıktı bu? E çünkü bakın BC dönünce BC üssü oluyor mu? E i̇kiz kenar. O zaman ben buraya alfa, buraya beta dersen buradan olacak alfa artı beta. Ha bakın birinci öncül yanlış oldu. Neden? A üssü C, A üssü C üssüne eşit diyor. Yani şu arkadaş bu arkadaşı eşit diyor. Eşit olsaydı taban açıları aynı olurdu. Biri beta bir alfa artı beta. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Devam edelim. Şimdi burası alfa artı beta. Burası alfa artı beta. Şuraya x diyelim mi? E burada x olmaz mı? Çünkü bu üçgen dönünce buradan buraya geliyor. Peki aynı şekilde BA ile BA üstü de aynı değil mi? Dönünce buraya geliyor. Şimdi bakın. Bursa C üstü C üçgeninde iç açıları okuyorum. X ikiz kenar olduğu için alfa artı beta alfa artı beta. Şimdi A, B, A üstünü okuyorum. X İkiz kenar olduğu için alfa artı beta alfa artı beta. Peki şurası alfa derece ise burada alfa derece olmaz mı? Çünkü buradaki c'ye dönüp buraya geliyor. Açı değişmeyecektir. Peki şu dış açı alfa artı beta ya. Burası alfa ise burada beta olmaz mı? Alfa ile betanın toplamı dış açı alfa artı beta'yı veriyor. Bakın üçüncü öncül doğru oldu. A üssü A c beta. A üssü c üssü c o da beta. Yani üçüncü öncül doğru oldu dedik. X attık buraya. Üçüncü öncülümüz doğru oldu. 2'ye bakalım. AA A, A üssü. Yani şu aradaki arkadaş bunun yarısı kadar demiş. Ha bunu bilemeyiz. Niye? Çünkü bize hiçbir uzunluk vermemiş. Bunlar arasındaki ilişkiyi bilemediğim için yarısı mı, üçte biri mi, 5 katı mı bilemem. Daima doğrudur diyor. Belki doğrudur. Belki yanlıştır. Ben bilemem. Dolayısıyla bunu da alamayız. Aradığımız cevap Yalnız 3 C şıkkı. 4'e bakalım. Değişik bir soru. Gölge sorusu. Yukarıdaki şekilde 15 metre uzunluğundaki bir direğin gölgesi gösterilmiş. Bu direğin 10 metrelik kısmı yere 9 metrelik kısmı duvara düşmektedir. Buna göre 9 metrelik direğin gölgesinin x metrelik kısmı duvara düştüğüne göre x kaçtır demiş. Ha şimdi şurası 10 değil mi? O zaman buradan olacak arkadaşlar 10. Şimdi bakın şöyle bir paralel çizsem ben karşıya. Burası 9 iken burada 9 olmaz mı? Tamamı 15'ti. Buraya ne kaldı? 6. Peki burası 10 değil mi? Bura 10'sa. Ha bakın şurada bir üçgen oluştu. Görüyor musunuz? Kenarları 6 10. Yani burada da oluşturabilirim. Çektim bir paraleli. Burası x ise burası ne olur? x. Yukarıya ne kalır? 9 eksi x. E burası 10 ise 10 değil mi? Ne dedik? Aynı üçgenden oluşur demedik mi? Yani bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Eşit. Hocam nereden biliyorsunuz eş olduğunu? E şimdi güneş açınları buradan geliyor mu? Güneş ışınları. Burada alfa derece ise burada alfa derece olmak zorunda mı arkadaşlar? Değil mi? E şurası 90 burada 90. Burada beta burada beta değil mi? Açılar aynı. E Burası 10. Burada 10. Demek ki bu üçgenler ne oldu? Eş üçgenler. O zaman burada 6 ise burada 6. Orada ne var? 9-x mi? 9-x eşittir 6'dan x eşittir 3 neredeymiş cevabımız e şıkkı. Böylece föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.